Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz karantinadayız. Yani evden çıkamıyoruz. Berberler vesaire hepsi kapalı. Ve saçımızı, sakalımızı vesaire hiçbir şeyimizi kesemiyoruz. Biz de iş başa düştü. Kendi sakalımızı ve saçımızı kesmeye çalışacağız. Şimdi bugün sizinle beraber saçımızı kesebilecek miyiz? Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Buna bakacağız. Yani saçımızı kesmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi saçımızı kesme vakti. Şimdi saçımızı neyle keseceğiz? Şimdi bizde bir adet Rossmann'ın şöyle para makası var. Gördüğünüz gibi ucu tarak gibi. Bununla keseceğiz. Bununla kestiğimiz zaman ne oluyor? Yani saçımızı şu araya denk gelen kısımları kesiyor. Yani kestiğimiz kısımlar böyle çok belli oluyor ama inceltiyor. Yani saçı inceltiyor. İncelttiği için de yani kestiği zaman belli olmuyor. En azından izler vesaire biraz belli olmuyor. Bir de normal berber makası var. Bununla da belli yerleri düzeltmeye çalışacağız. Ensemizi de şöyle Philips'in şöyle bir makinesi var. Bununla ensemizi vesaire almaya çalışacağız. Şimdi biz bu makasları daha önce yani bu korona vesaire çıkmadan önce Rossmann'dan almıştık. Yani iyi ki de almışız. Markası Rost Frey diye bir marka. Rossmann'dan almıştık. Sizde tanesi 70 lira civarında tahmin ediyorum. Yani uygun bir fiyat. Çünkü biliyorsunuz normalde berber makasları çok pahalı oluyor. Biz bunu uygun bulduk. Yani bayağı da kullanıyorum. Memnunum yani. Alabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin kesmeye çalışalım. Şimdi şöyle. Tabii bir de tersimize geldiği için de şöyle çok diplere girmeden kesmeye çalışıyorum. İlk önce tabii saçınızı ne tarafa doğru tarıyorsanız o tarafa doğru şekil verdikten sonra yaparsanız daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Ben öyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu işlemi normal makasla yapsam yapamam. Yani elimin tersine vesaire geliyor bir de. Yani birinin size yapması gerekiyor. O da şu anda yapabilecek kimse olmadığı için kendi işimizi kendimiz görmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle sırasıyla uçlarından hani görmeden de olsa bu makasla aldığınız zaman en azından çok belli olmuyor yani. Saçı havaya kaldırarak böyle şuradan şöyle saçı tutarak yukarı kaldırarak keserseniz en azından çok fazla belli olmaz. İz vesaire olmaz. Thank you.
Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu gibi. Şimdi esas mesele arka tarafı kesebilmek. Arkayı da görmeden, yani şu şekilde elimle tutmam gerektiği için, hani normalde aynı tutabilirsiniz karşınıza. Ben şöyle elimle kısım kısım yaparak kesmeye çalışacağım. İşte ara makasının yani önemi bu. Şimdi normal makasla bu şekilde kesim yapamazsınız. Yani izler çok belli olur. Birinin size yapması gerekir. O yüzden ara makası yaparsanız şöyle tutarak elimizle, elimizin üstüne gelen kısımları kessek yeterlidir yani. Evet arkadaşlar, ense kısmımız kaldı. Kapı kestik gördüğünüz gibi. Normalde mesela benim saçlarım çok dik ve düzdür yani benim saçlarım. Hatayı kabul etmez. Yani bu şekilde kestiğiniz zaman çok fazla
belli olmuyor yani yaptığımız işlem. Şöyle makas alarak, normal makası aldım elime. Şimdi düzelterek şu favoriler kısmını, şöyle fazlalık gelen yerleri şöyle kesiyoruz. Kullandığım arkasını. Hallettikten sonra dışarıda çırpıyoruz, öyle çırpıyoruz. Şimdi şu makinenin makineyi kullanarak şu elimizle hizada alabiliriz. Arkadaşlar, saçımızı gördüğünüz şekilde kestik. Şimdi videoyu eşim çekiyor. Bir soralım, nasıl oldu? Güzel oldu. Gerçekten yani, güzel oldu. Kendi saçımızı ancak bu kadar iyi yok, kesebiliriz. Yok, gerçekten herhalde. Güzel oldu. Ben de beğendim. Yani ancak bu kadar iyi kesebiliriz herhalde. Arkadaşlar, bu videomuz da böyleydi. Yani bugünlerde size yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Siz de saçınızı dediğim gibi bir tane ara makası alarak, bir de normal makas alarak çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Hatta bir tane makineniz varsa yani onunla da favorilerinizi 2 numarayla, 3 numarayla vesaire düzeltebilirsiniz. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Siz beğenip abone oldukça bizim de daha çok video çekesimiz geliyor. Evet, sağ olun. O yüzden bir de bunlara bu kadar çok zaman harcıyoruz. Yani montajıydı vesaireydi. Bayağı gerçekten büyük zaman harcanıyor. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkür ederim.